Arkadaşlar selam. Yeni bir video Harun Çeşme ile beraber. Bugün sırt antrenmanı yapacağım. Serdar Aktolga. Bir orijinal YouTube kanalı için. Reaksiyonlar, tepkiler, izlenme oranları, her şey muhteşem. İlginiz ve alakanız için çok teşekkür ederim. Gerçi zaten seyredecek çok fazla bir şey yok. Biz de bu işe girdikten sonra seyredilmemiz de gayet normal. Bu ego kokan konuşmalardan ne zaman bırakacağım ben de bilmiyorum ama arada böyle takılmak da güzel. Biliyorsunuz yarışmacı olduğum yıllardaki lakabım da egoları Lego yapan adamdı. Şimdi çok fazla bir statüde devam ediyorum ama farklı bir mecrada yine aynı iddiamızı, aynı performansı başka mecralarda göstermeye çalışıyorum. Vermiş olduğunuz tepki, vermiş olduğunuz reaksiyon için çok çok teşekkür ederim. Aktolga yaparsa en iyisini yapar. Bu konseptle devam edeceğiz. Bugün sırt antrenmanı yapacağım. İlk hareket tercihim hammer strength pull down. 2x15 ısınma ve daha sonra ana setlerle yolumuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz antrenmandan önce herhangi bir şekilde bir plan yapmıyorum. O yüzden antrenmandaki olacak olanlardan ben de habersizim. Antrenmanın gidişatına göre, kendi keyfime göre hareket ediyorum. Bunun adı da içgüdüsel antrenman prensibi. Her seferinde bahsettiğim gibi. Önceden yapılmış bir plan yok. O anki ruh halime göre, o anki performansıma göre, isteğime göre, arzuma göre şekillendiriyorum antrenmanı. Ne zaman biteceği, ne kadar uzun ya da kısa süreceği tamamen kendi inisiyatifime bağlı. Ama bunu asla başka hocalardan, program alan arkadaşlara da, yeni başlayan arkadaşlara da tavsiye etmiyorum. Herkes kendi hocasının verdiği programlara uysun. Ama bu videolarda bilgi amaçlıdır, teknik öğretme amaçlıdır, motivasyon amaçlıdır. Buradan da alacağınızı alın ki zaten alıyorsunuz. Sırf bu videoları seyreden, sadece benim bilgi videolarımı seyredip çok güzel fizikler inşa eden, hiçbir uzaktan eğitim ya da herhangi bir şekilde hiçbir hocadan ders almadan fizik yapma başarısını gösteren çok arkadaş var. Sayısı o kadar fazla ki bu beni çok memnun ediyor. Yani IQ'su yüksek olan, zekası yüksek olan herkes Serdar Aktolga'nın videolarından, eski ya da yeni döneme ait her videodan çok güzel dersler çıkarıyor. Bu beni temel olarak mutlu eden en önemli unsur, videolardaki devam etmemdeki en önemli unsur. Yanı sıra sohbet videolarım oluyor. Sizlerle sohbet yapar gibi video, soru cevap videoları oluyor. İşte antrenman videoları oluyor. Bunların hepsi aslında hem kendi keyfim için, ben keyif aldığım zaman sizin de keyif almanız için sayısı giderek artacak. Bu arada Harun Çeşme kardeşim de videoları hazırlayan, editleyen arkadaşım. Ona da buradan teşekkür ediyorum karşımda. Eyvallah kardeşim, sağ olasın desteğin için. Umarım bu Serdar Aktolga hakkında merak ettikleriniz videoları, ondan sonra çok ses getirdi, hoşunuza gitti biliyorum. Bu tarz videoların devamı gelecek, güncel konular, belki profesyonel vücut geliştirme ile ilgili konularla ilgili videolar gelecek, güncel videolar gelecek. Takipte kalın filan gibi, yok işte yukarı doğru kaydırın, beni takip edin, bayılın bana, ayılın. Sakal konusunda çok üstümde büyük bir baskı vardı. Sakalları bıraktık, yaklaşık 7-8 aydır da o şekilde geziyorum. Tıraş olma kararı aldım. Şimdi de bu halimle ilgili yorumlarınızı merakla bekliyorum. Çoğunuz sakal diyeceksiniz ama ben de böyle çok rahatım, kendimi buldum diyelim. Sevgiler hepinize, eyvallah. Şimdi idman zamanı. Bu arada tanıştırayım, bugün benim antrenman partnerim hem de dostum. Bugün antrenman videomda bana eşlik edecek. 15 tane dik duruyoruz. İyice pusle çekiyoruz. Bravo kardeşim. Hammer strength makineleri seviyorum çünkü kaçırma imkanınız olmuyor, sallama imkanınız olmuyor. Benim çok sevdiğim negatif prensibini uygulamak için en önemli unsur. Çünkü hem pozitif hem de negatif tekrarda istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Lappada luppada dediğim şekil olmuyor. Bu arada geçen en son çektiğim kanat videosunda hocam arkaya yatmayın diyorsun ama sen yatıyorsun diye söylemiş. En son videoda yine espri yapmıştım. Arkadaşlar açıdan öyle gözüküyor. Bu hani böyle
Salatalığı gördük, tuzluğu kaptık, geldik gibi herkes atlamış. Hoca sen arkaya yatıyorsun filan diye. Oğlum hani onu arkaya yatmadan bilecek kadar hem zekam var hem IQ'm var. Açıdan öyle duruyor. 144 santim göğüs çevrem var. Geriye yattı. Geriye yatmasam bile geriye yatık gibi duruyorum. Öyle yani. Ayrıca yatsam size ne kardeşim? Hocanın dediğini yapacaksın, gittiği yoldan gitmeyeceksin. Psikopat mısınız nesiniz anlamadım. Arkaya yatıyormuş. Babayı yatıyorum. Arkaya yatıyor muyum oğlum ben? Arkaya yatıyorsun hocam ya. Sen yatmayı ver, biz yatıyoruz. Evet. Şimdi setimize başlayacağız. Isınma setlerimizi bitirdik. Şimdi 12 tekrar ilk setimize giriyoruz hesabı. Ağırmış lan. Yardım istiyor musun? Yok. Yırtarım. 4 5 6 7 Vay nasıl ya. İkinci sete devam. 3 set yapacağız hareketi. İlk setinde 2x15 ısınmanın üstüne birinci seti 12 tekrar olarak gerçekleştirdik. Şimdi kilo arttırıyoruz. İkinci ısınma set dediğim 10 tekrarlık set. Daha sonra da ana sete geçeceğiz. Bravo kardeşim. İki seti geçtik. Şimdi üçü set. Benim için en çok anlam ve önem taşıyan setimiz. Bu sette 6 ya da 8 tekrar, üstüne de negatiflerle, drop setlerle maksimum zorlama yaptığım set. High intensity training adı altında geçiyor bu. Yüksek şiddetli antrenman metodu. Çok çok mükemmel uyguladığımı söyleyemesem de şu anda şu aşamada yine de fena değil randıman olarak. Kilolara çok takılmayın. Adelenizi çok ufak kilolarla da çok iyi zorlayabilirsiniz. Ama ağır kilo kaldırmak iyidir her zaman. Old school yapan diğerinin içinden geçer. Biliyorsunuz prensibi. Bu tarz antrenmanlar yaparken normalde standartta volüm training falan yaptığım zaman set aralarında 45 saniye, 30 saniye gibi dinlenirim. Ama bu antrenman prensibinde set aralarında bazen 2 dakikaya kadar çıkartabiliyorum ki setten maksimum faydayı ve yerimi verimi sağlayayım. Eşin tempolu antrenman yapabilirsin. Kaldırdığın kilolar düşer. Kiloyu ağırlaştırdığın zaman da aynı dakiklikte, aynı standart dinlenme yapamazsın. Kilo arttığınca ekstrem kilolara geldiğin zaman set aralığını biraz daha uzun tutmak durumundasın tabii ki. Vay anasını ya. Negatifin hastasıyız. Bu arada yazmışlar. Demişler ki bazı setlerde ya Allah, bazı setlerde shit falan diyorsun, ne ayaksın diye. Arkadaşlar antrenman konsantrasyonu ağzından ne çıkarsa öyle. Burada bir oyun yok.
dedim ya böyle salatalığı gören tuzluğu kapıp koşuyor. Bu duruma düşmeyin. Çektim, beklettim, bırak, bırakma. Hisset, hisset gerginliği. Şimdi patlayıcı çek. Çek patlayıcı. Evet, negatif. Patlayıcı çek. Aslanım benim be. Sık. Sık kanatları. Evet. Arkadaşlar, gerilimi gördünüz. Muhteşem. Devam edelim siz ya. Şimdi patlayıcı 6 tane. Sert. Evet, full stretch. Çek patlayıcı. 1. Maksimum derecede şiddet. Bu şekilde. Hem gerilim, hem negatif tekrar, hem pozitif tekrarlar, hem patlayıcı tekrarlarla beziyoruz. Çok güzel oluyor. Elim sıkıştı. Ah, elim acıdı ha. Risk. İkinci hareketimize geçiyoruz. Row hareketi, hamstring yine. Tek kolla yapacağız. Sağ sol. Her zaman anlattığım gibi şimdi yeni moda çıkardılar. Antrenman esnasında su içmeyin falan gibi şeyler diyorum. Daha evvel de uyardığım gibi ruh hastası falan olmalı insan. Su içmek çok önemli antrenman esnasında. Asla peşini bırakmayın su içmenin. İkinci set 10 tekrar. İkinci ısınma setimi yaptım. Üçüncü sette kilo artırıp yine gerçek sete devam edeceğiz. Aa, ne haber Harun? Ne yapıyorsun? 8 tekrar, 100 kilo, 2 tane iniş yaptık. Şimdi sağ kol için aynı şiddeti uygulayalım. Arkadaşlar tanıştırayım. Erdal Aydoğdu, beden terzisi namı değer. Var mı diyeceğim bir şey kardeşim? Sizleri seviyoruz. Bu kadar kısa beni. Hadi agresif. Hadi. Bir, bir. İki. Üç. Dört. Beş. Üç tane. Altı. Yedi. Çek bir daha. Aferin sana. Evet. Biliyorum zor ama 5 tane daha. 1. Çek. 2. 3. 4. Bir daha gel. İşte bu. Gel 5 tane. Çek. Bırak başına. 2. 3. Bırakma. Bir daha çek. Aslanım benim be. Soluklanıyoruz. Nasıl bir şey Serdar Aktolga ile antrenman yapmak? Çok kötü. Niye bu kadar kötü mü ya? Kötü dedi ya. Hayatımın en kötü antrenmanı.
Kötü dedi, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Son antrenman, emekli olurum ondan sonra. Bu antrenmandan sonra emekli olurum. Sadece antrenman yapıyoruz. Antrenman nasıl diye sorduk arkadaşımıza, kötü diye cevap aldık. Peki. Kimseye tavsiye etmiyorum. Haydi bakalım, göster kendini. Bir, iki, üç. Aslanım benim, uzasın. Uzasın. Üç tane istiyorum. Haydi iki tane. Bir daha gel. Vay anasını be. Devam, beş tane. Çek şunu. Bir, iki, çek. Üç, çek. Bir daha gel. İşte bu. Hadi bir tane daha, beş. Beş. Dört. Uzasın ya, uzasın. Üç tane isterim. İki tane istiyorum. Gel bir daha. İşte bu. Gidiyorum. İsim neydi? Bravo. Arkadaşlar, şimdiki hareketimiz süperset. Önce roll yapacağım. Cable roll alttan. Daha sonra rope pull down'la süperset yapacağım. Bakalım ne olacak. Her antrenman farklı bir keyif, farklı bir zevk için. 31 yıldır, 32 yılı yaklaşan antrenman geçmişi. Her antrenman benim için bir şenlik, büyük bir eğlence. Bunu ya arkadaşlarımla ya öğrencilerimle çok iyi paylaşıyorum. Uzun süre benimle partnerlik yapan arkadaşlar iyi bilirler. İsim geçmeyelim şimdi ama. Antrenman yapmak özeldir bende. Keyiflidir, bunu herkes bilir. Sizle de bunları paylaştığım için çok keyif alıyorum. Takibiniz için teşekkür ederim. Hocam keyifli diyorsun ama adam arkadan bağırıyor ya. Tamam, onlar olacak zaten. Benim olan o mutluluk zaten. Mutluluk gözyaşları onlar. Negatif. Yes. Ne güzel İstanbul ya. Oh. Tamam. Daha belki hamstring egzersizler ve şu anda sırt adelemde müthiş bir pump hissediyorum. Bakalım isterseniz. Son setimiz. Kimseye çaktırmayın, son setimiz. Bir kanat antrenmanının daha sonuna geldik. Geriye yatmadım. Bilitin işte dert olmuş. Hoca geriye yatmayın diyorsun ama hep geri yatıyorsun sen. Oğlum, hocanın dediğin yoldan gideceksin, yaptığını yapmayacaksın. Geri falan yatmıyorum. Ağzınızı burnunuzu kıracağım. Let's go. Artık kaçış yok. Hadi lan, 5 tane daha at Tolga. Harbi içinden geçelim. Harbiden diyorum.
5 tane lan. Bu arada çok sayıda mesaj gelmiş karın antrenmanı için ne yapalım diye. Arkadaşlar karın antrenmanı haftada 2 defa şöyle yapın. Bu tavsiyemi bütün vücutçular, aklı başında olanlar bu şekilde davranır. Uzun uzadıya bir karın çalışması yapmanıza gerek yok. Mesela leg press ya da crunch yapıyorsunuz. 300'e ulaşmaya çalışın. Eğer performansınız yüksekse 500'e ulaşmaya çalışın. Yani şöyle diyorum. 1, 2, 3, 60 tane yaptım, yandı. Yapamayacak hale gelince bırakın. İçinizden 5'e kadar sayın, devam edin. 86'da mı kaldınız? İçinizden 5'e kadar sayıp devam edin. 123'te mi kaldınız? İçinizden 5 saniye kadar dinlenip sayıp devam edin. Böyle 200 ya da 250 tekrara ulaştığınız zaman karın adeniniz inanılmaz derecede bir gerginlik ve pump sağlamış olacak. Karın egzersizi için bunu haftada 2 defa 2 değişik harekette yapmanız yeterlidir. Karın egzersizi, karın idmanı için fikir soran arkadaşlara buradan bildirmiş olalım. Umarım anlaşıldı. 5 saniye dinleniyoruz. 200 ya da 400 herkesin kendi performansına göre sayıyı bulmaya çalışıyoruz. Açık ve net. Bundan gerisi magazin, palavra. Arkadaşlar, Harun Çeşme kardeşimle beraber bir videonun daha sonuna geldik. Arada bugün sevdiğim arkadaşım, dostlarım, katılımcılar oldu. Onlarla ufak sohbetler ettik. Antrenmanda birbirimizi asist ettik. Güzel bir kanat antrenmanı oldu. Kısa ve netti. 2 tane hamstring egzersizi. Daha sonra da 2 tane cable egzersiziyle hem izolasyon hem de maksimum pump'a ulaştık. Seyrederken keyif aldınız umarım. Videolarımız tabii ki devam edecek. Dediğim gibi hem kendi kendime yaptığım sohbetler, karşımda siz varmışsınız gibi, sanki sizin evinize konuk olmuşum gibi yaptığım sohbetler ve değişik antrenman prensipleriyle yaptığımız antrenman videoları da devam edecek. Çıraklığınızı yapmadığınız bir işin ustası da olamazsınız. Bu yüzden bazen böyle ahkam keser gibi genelde konuşuyorum. Bu şehrin zabıtı mısın sen diyorlar ya, evet zabıtıyım bu şehrin. Ve benim misyonum bu sporun doğru yapılmasını, doğru izah edilmesini misyon edilmiş bir insanım. Bu yüzden de bazen hem kulak çeker gibi hem de güzel güzel izah eder gibi, bir babanın kızına, oğluna, evladına nasihat gibi eder gibi konuşmalarım oluyor. Bunları yanlış algılamayın. Bunlar tamamen sistemin daha iyi işlemesi adına yapılan şeyler. Bu videoları da zaten muhteşem bir takip oranı, muhteşem bir rating oranı, muhteşem bir, bana göre muhteşem bir takip oranı var, izlenme oranı var. Bu yüzden ben keyif alıyorum. Siz keyif aldıkça ben de keyif alıyorum. Benim keyif aldığım bir şeyden zaten otomatikman siz keyif alıyorsunuz. Çünkü elektrik bu şekilde işleyen bir şey. O yüzden bu videolar devam edecek. Harun Çeşme kardeşimin muhteşem editleri, muhteşem çekimleriyle daha da güzelleşiyor her şey. Güzel bir enerjimiz var onunla da. Ona da buradan teşekkür ediyorum kardeşim, sağ olasın. Bunun dışında diyecek çok fazla bir şey yok. Gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler. Bu kadar.